Merhaba arkadaşlar ben Selen öğretmen bugünkü edebiyat e, videomuzda sizlere ikinci yeni şiiri konusunu anlatacağım e, bu videoda genel özelliklerine garip şiiriyle karşılaştırılmasına bakacağız buna bağlı olarak gelecek diğer videoda ise sanatçılarını sizlere anlatacağım O halde ilk olarak genel özellikleriyle ile İkinci Yeni'yi bir tanıyalım. İkinci Yeni şiiri, Türk şiirine 1950'den sonra gelişen ve 1960'lı yılların ortalarına kadar kendini gösteren bir şiir akımıdır. Bu 65 yıllarına kadar bu şekilde devam ediyor. Temsilcilerini Ece Süt İç diye kodluyoruz. Ç herhangi bir sanatçının adını karşılamayacak. O yüzden Ç'yi sadece kod amaçlı aklınızda tutmanızda yarar var. Ee, bu temsilciler kimler? Hemen şöyle yazalım. Edip Cansever Cemal Süreya Ece Ayhan Sezai Karakoç Ülkü Tamer Turgut Uyar ve İlhan berk Birçok sanatçıyı günümüzde zaten sosyal medyada paylaşılan sözleriyle, şiirlerinden parçalarıyla kendilerini az çok biliyorsunuz. bunları gördükten sonra Biliyorsunuz ki her sanat ve edebiyat hareketi kendi karşıtını yaratarak var olmuştur. İkinci Yeni şiiri de garip şiirinin şiirden kovduğu her unsuru sahiplenir ve kendi şiirini oluşturarak edebiyat dünyamıza giriyor. Çünkü garipçiler şiiri basite indirgemişti. Şiire ait bütün estetik değerleri hiçe saymıştı garipçilerin bu tutumundan hoşlanmayan ikinci yeniciler onların karşı çıktığı her unsuru şiire sokmak istiyorlar ve bunu daha yeni, daha zengin ve daha yoğun bir biçimde gerçekleştirmek istiyorlar. Sadece tabii sadece garipçilere değil, 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi yazarlarına tepki de gösteriyorlar. Evet, o halde biz buraya e, kimi alıyoruz rakip olarak garipçilere ama 1940 kuşağının e, toplumcu şiirine de karşı çıktığını unutmuyoruz. Garipçilerin diğer adı neydi? Birinci Yeni Bununla birlikte e, poetikası ne? Yani şiire nasıl bir anlam yüklüyorlar. E, burada şiir görüşü olarak onların temel aldığı şey nedir anlamsızlık. Hatta anlamsızlığı şu şekilde e, tanımlıyorlar. Anlamsızlığın anlamı, anlamı şiirde anlamın ta kendisidir. diye bir e, tanım yapmışlar. E, Şairlerin kelimelerle çok oynaması, mantık dışı söyleyişler, soyutlamalarla bazen aşırıya kaçması ortaya gerçekten de anlamsız bir şiir çıkarmıştır. E, çünkü onların nasıl isteği de aslında buydu. Yani ilk okunduğunda e, anlaşılmayan, okuyucudan hazırlık dönemi isteyen bir şiir geliştirmek istiyorlardı. Bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Isim babası kimdir? Isim babası Muzaffer Erdost'dur. Unutmamamız gereken bir isim: Muzaffer Erdost. Pazar Postası diye bir dergide yazı yazıyordu ve ilk kez ikinci yeni adını da bu dergide yazdığı bir yazıda e, kullanarak e, akımının adını koymuş oluyor. Dergiler Yeditepe Tepe Pazar Postası A dergisi ve Papyrus gibi dergilerde yazılarını yazmışlardır. Bunlar kendilerinden önceki şiir akımları gibi hadi gelin arkadaşlar bir akım kuralım dercesine bir araya gelmiyorlar. Mesela en yakın örnekleri kim? Garipçiler. Garipçiler ne yapıyor? Üç kişi bir araya geliyordu ve garip atlı bir şiir kitabı yayınlıyorlardı. Kendi ilkelerini madde madde döküyorlardı. Neler yapacaklarından bahsediyorlardı ve edebiyat dünyasına o şekilde giriyorlardı. Ama bunlar bu tarz burada yazdığım dergiler ve birçok dergilerde aslında şiirlerini yazan, yazılarını paylaşan kişilerdi. Daha sonra işte okudukça diyor ki, aa bak sen de benim gibi şiir yazıyorsun diyerek ortaya çıkıyorlar. Yani sonradan birbirlerinin farkına varıyorlar. Hangi akımdan etkilendiler? Burada bilmemiz gereken iki tane akım var. Birincisi dadaizm, ikincisi sürrealizm. Sürrealizmin diğer adı neydi? Gerçek üstücülük. Anahtar kelimesine bilinç altı dadaizmde ise mantık dışıydı akımlar konusundan hatırlarsınız ee, ikinci yeninin ortaya çıkışına bir sürü sebep vardır bunların en önemlisi ikinci dünya savaşı'nın sonrasında yaşanan bunalımdır ee, bu bunalım yüzünden e, yani yazdıkları şiirlerden dolayı e ee, ikinci yeni şiirine bunalım şiiri de denir. Ee, ak onlar akla değil bilinç altına eğilmişler. Çünkü aklın insanı mutlu etmediğine inanıyorlar ve kendi e, düş dünyalarını kuruyorlar. Şu dikkatinizi dağıtmasın ama Neyse artık idare edin. Ee, ne demiştik? Kendi düş dünyalarını kuruyorlar, gerçeklikten uzaklaşıyorlardı. Hatta Cemal Süreya da e, şöyle bir dizeye yer veriyor bir şiirinde. Lalilden dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Evet, bu dizesiyle de zaten dış e, gerçeklikten uzaklaşarak bir düş istasyonu olan dünyaya gittiğini bizlere anlatmak istemiş ölçü olarak ne kullanıyorlar şiirde özgür olmak istedikleri için serbest ölçüyü kullanıyorlar serbest ölçü şu akım ve kullandıkları ölçüden dolayı onları garip akımıyla ortak olarak alabiliriz evet işledikleri temalara bakacak olursak bireysel temalar kullanıyorlar bireysel temalarda özellikle bunalım yalnızlık uyumsuzluk ayrılık ölüm aşk gibi konular işleniyor yani ahlak, erdem, ideoloji, politika gibi unsurların hiçbirini bu şiirde bulamazsınız. Çünkü onların toplumsal bir amaç gütme, halka seslenme gibi bir amaçları hiçbir zaman olmamıştır. Dil ve üslubu o halde buradan yola çıkarak nasıl kullanıyorlar? Halka hitap etmek istemiyorlarsa nasıl bir dil kullanmışlardır? Ağır Değil mi? Kapalı İmge Yüklü Yani baktığımız zaman onların nasıl bir şiir yazdığını söyleyebiliriz Soyut bir şiir yazdığını söyleyebiliriz Garipçilere hatırlıyorsunuz Ne demiştik? Rakiplerdi demiştik o halde garipçileri hatırlarsak onlar konuşma dilini kullanıyorlardı. Ama bunlar tamamen konuşma diline sırt çeviriyorlardı. Sembollere dayalı anlatımı benimsiyorlar. İmgeyi, şairaneliği, sanatlı söyleyişi, söz sanatlarını önemsiyorlar. Hatta şiirde olay, zaman, mekan gibi unsurları... Kullanmıyorlar çünkü şiir öykü değildir diyorlar. Bu yönüyle de daha çok hangi şiire benziyor? Divan şiirine benziyor. Hatta divan şiirinde sepki hindi diye bir akım vardı. Şu dil ve üslup bakımından işte soyut şiir olma bakımından sepki hindiye benzediğini söyleyebiliriz. Geleneğe yaklaşımları nasıldı? Geleneğe yaklaşım sıfır. Çünkü garipçilerden yine farklı olmak istiyorlar, yeniyi bulmak istiyorlar, halkın söylediği hiçbir şeyi şiirlerine almak istemiyorlar. Hatta Cemal Süreya şöyle bir yazı yazıyor: Folklor. Şiire düşman Cemal Süreyya'nın yazısının başlığı kim yazdı lütfen unutmayın sorularda çok fazla karşınıza gelecektir emin olabilirsiniz ee, bu folklor şiire düşman görüşünden hareketle halk kültürüne Halk diline, halk şiirine, halkın kullandığı her şeye karşı çıkıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz yeni olanı istiyoruz, çağdaş bir şiir oluşturmak istiyoruz, folklor'da şiirin çağdaşlaşmasını engelliyor diye düşünüyorlar. Hatta e, ne yapıyorlar? Yeni sözcükler üretiyorlar. Tamamen halktan halkın anlayamayacağı e, sözcüklerden sadece kendilerinin anlayabileceği sözcükler e, oluşturuyorlar. Mesela e, Cemal Süreya ne yapıyor? Güvercin kanadı. Güvercin kanadı diye e, sözcük grubunu birkaç harfini Atarak Üvercinka sözcüğünü ortaya atıyor ve e, bu başlıkla bir şiir yazıyor. Sevgilisine seslendiği bir şiir. E, Üvercinka gibi gözistan, gözleri göz değil, gözistan diye bir dizesi var yine Cemal Süreyya'nın gözistan sözcüğünü kendisi yaratıyor. Evet eleştirim birçok kişi tarafından eleştirilmişlerdir. Onlar da birçok kişiyi eleştirmişlerdir. Ama biz burada kimi hatırlayacağız? Atilla Yanlış yazdım. Atilla İlhan'ı. Özellikle Atilla İlhan adının bu şekilde yazılmasını isteyen bir sanatçıydı. O yüzden doğru yazalım. Atilla İlhan ikinci yenileri eleştiriyor ve yazısını da şu başlıkla dile alıyor şiirde ikinci yeni skandalı ee, Peki onları niçin eleştiriyor? Tabii ki de aşırı biçimci olmalarından dolayı ve toplumdan tamamen kopuk olmalarından dolayı ikinci yeni sanatçılarımızı eleştirmiş kendisi. Evet, kısaca şöyle özetleyebiliriz. İkinci Yeniciler her okunduğunda yeniden yorumlanabilen bir şiirin peşindedir. Anlamın şiirde gerekli bir unsur olmadığını söyleyerek de anlamsızlığın anlamını bulmaya çalışmışlardır. şimdi ikinci başlığımıza geçiyoruz ee, bu bölümde ne demiştik garip şiiri ile ikinci yeni şiirini karşılaştıracağız birkaç özellik verdim ee, bu özellikler hangisinde var hangisinde yok bir değerlendirelim İlk maddemizde ne diyor? İmgeci bir şiirdir diyor. O halde biraz önceki anlattıklarımızdan yola çıkarak ikinci yeniler neydi? İmgeci şiir oluşturuyordu. Ama garipçiler imge kullanmıyorlardı. Ee, yani onlar yani garipçiler şairane sanatlı söyleyişten kaçınırken ikinci yeniler imgeyi sanatlı söyleyişi önemsiyorlar söz sanatlarını kullanmıştır. İmgeye yer veren, sanatlı söyleyiş tercih eden kimdi? İkinci yenilerdi. O halde ikinci yeniler söz sanatlarını kullanmış, garipçiler kullanmamıştır. Ee, Hatta garipçiler gibi edatını bile teşbih olmasın diye kullanmıyorlar. O kadar e, söz sanatlarını önemsemiyorlar. Tamamen şiirden atmaya çalışıyorlar. Peki basit, alelade, sade. Bunu gördüğümüzde e, kimi hatırlamamız gerekiyordu? Garipleri. İkinci yeni şiiri basit olmak istemiyorlar sade olmak istemiyorlar konuşma dilini kullanan yine garip şiiri ikinci yeni ise konuşma dilini kullanmazlar e, Çünkü halka ulaşmak gibi bir amaçları yoktu e, sıradan halka seslenirler Evet sıradanlık sadelik dediğimizde yine bu kişi e, bu akım Garipçiler yani garip şiire ee, ikinci yeni şiirinde sıradan halka seslenmiyorlar ee, yüksek bir zümreye sesleniyorlar ama şöyle bir hani aydın kesim ee, yani her aydın kesime de seslenmek istemiyorlar sadece e, belli bir şiir kültürüne sahip olan kişilere. Şiirlerini anlatabiliyorlar çünkü e, anlamsızlık yani onların amacı anlamsız bir şiir ortaya atmak. Emin olun ki şiirlerini önce e, kendileri bile <laughs> anlamayacak, anlamıyor gibiler. E, hatta İlhan Berk şöyle bir şiir kitabında. Yazdığı şiirler için şöyle bir şey diyor. Evet, bunları yazdım ama anlamlarını ben bile bilmiyorum diyor. Alışılmış bağdaştırma ve alışılmamış bağdaştırma. Biz Türkçe derslerinde de bu bağdaştırma olayını ikiye ayırarak anlatıyoruz, değil mi? Alışılmış ve alışılmamış olarak. Alışılmış bildiğimiz var olan Söz veya sözcük gruplarına alışılmış bağdaştırma. Gündelik dilde olmayan sade, sadece şiir içinde anlam kazanan tamlamalara ise alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Ve bunu da daha çok kim kullanıyor? İkinci yeni garip şiiri de kullanılmıyor. Yani e, örnek verecek olursam daha da e, burayı somutlaştıracak olursak. Mesela bu. Siyah bir kalem Bu alışılmış bağdaştırmaya girer Ama ben buna üzgün kalem dediğimde Bu alışılmamış bağdaştırma örneği olarak Karşıma çıkabilir ee, İkinci yeni şiirinden de mesela örnek verecek olursak İlhan Berk Yalnızlığın dükkanında hasır koltuklarda oturduk Diyor mesela Veya e, Edip Cansever en akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak. Balıkla deniz tutmak. Veya işte Ece Ayhan yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış. Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış. Tamamen sadece zihnimizde canlandırabileceğimiz unsur bunlar. Evet soyut bir anlatım Kimde var dedik kapalı soyut bir anlatım. İkinci yeni de varken garip şiirinde soyut bir anlatım yok. Tam tersi somut bir anlatım vardır. İkinci yeniciler soyut şiirler yazıyor. Çünkü bunun da biraz etkisi sürrealizm. Ee, onlar da doğayı ve insanı surrealistler gibi soyutlaştırarak şiire e, yansıtıyorlar ee, sonraki sırada ne var nükte şaşırtma ve tekerleme Evet, nükte şaşırtma ve tekerleme ee, bunu birinci yeniler kullanıyor ikinci yeniler ise kullanmıyor ee, biliyorsunuz ki bir önceki kısımda ne demiştik folklore karşı çıkıyorlardı ee, nükte şaşırtma ve tekerleme de halk kültürünün içerisinde yer aldığı için ikinci yeni bunları hiç şiire sokmuyor evet serbest ölçü bunun ikisi içinde ortak olduğunu söylemiştik eee İkinci yeniler şiirde özgür olmak istedikleri için e, serbest ölçüyü kullanıyorlardı. Birinci yeniler yani garipçiler ise dizeye karşı çıktıkları, şiirdeki her şeye karşı çıkıyorlardı biliyorsunuz ki. Bu yüzden serbest ölçü kullanıyorlar. Ee, diğer bir madde içeriye önem verdiler. Evet içeriye önem veren kimlerdi? Ee, garip şiiri, ikinci yeni şiiri içeriye önem vermiyorlar. Onlar anlamdan çok söyleyişe, içerikten çok biçime önem veriyorlar. Hayal gücü duygu ve sezgi. Evet hayal gücü ve duygu sezgi nerede var? Birinci yeni de yok, ikinci yeni de var. Ee, onlar e, yani ikinci yeniler hayal gücüne, duyguya ve sezgiye ağırlık veriyorlar. Sözcüklerin günlük kullanımlarının yerine e, çağrışımlarla derinleşen, mecazlaşan mecazlaşan anlamını öne çıkarmayı yeğliyorlar. Daha sonraki maddemiz Dadaizm ve Surrealizm. Ee, şöyle bu madde de aslında hepsi için nedir? Geçerlidir. Ama ikinci yeni bunu ileri seviyeye götürüyor. Yani ileri seviyede bir etki söz konusu. Yani ikinci yeni şiirinde bilinç altı ele alınıyor, mantık dışı unsurlara yer veriliyor. Bunun için bir önceki kısımda yine Cemal Süreyya'nın kurduğu bir düş dünyasından bahsetmiştik. Man akıldan uzaklaşıyorlardı. Ee, mesela Orhan de Garip şiiri de Şöyle yani yazda bir şiirinde Şöyle diyor Düşünme Hayalet e, Bak böcekler de Öyle yapıyor gibi bir dizesi Vardı burada da onun o Düşünme derken yani e, Akla karşı çıktığını Söyleyebiliyoruz Evet arkadaşlar e, Bu videomuz bu kadar e, Diğer videoda temsilcileriyle birlikte devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.